Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir gün diliyorum efendim. Yine günlerden perşembe ve değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. İyisiniz inşallah Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah iyilik versin hocam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Allah sağ olun. Allah razı olsun. Dün bir yerdeydim, bir kalabalık. Yani ne diyeyim, doktorlar grubu veya işte hemşireler vesaireler ve var. Ve sağlık sektöründeyiz. Size selamları var. Öyle mi? Evet. Ben de buradan kendilerine selamlarımı iletiyorum, saygılarımı Şimdi iletiyorum. Şimdi orada bir hanım dedi ki, ya sizin karşınızda soru soran hanımefendi çok dedi, oturaklı sorular soruyor, güzel sorular soruyor. Allah razı olsun. Ben de eski programlardan bahsediyor, lan hiç aklıma gelmiyorsun sen. Sonra dedi ki, yok Nursel Hanım dedi, ona selam söyle. Öyle selam var. Ve aleyküm selam, kendilerini ben de buradan saygıyla anıyorum efendim. Şimdi sevgili seyirciler, dini ve sosyal hayata dair merak ettiklerinizi, sorularınızı, hatta uygulamalı olarak görmek istediğiniz ibadetleri bize yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz, video çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Hatta buraya gelip buradan da kendiniz bizzat sorabilirsiniz. Şimdi ilk izleyicimiz sanırım hatta Adana'dan misafirimiz. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk ablam. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar ablam. Ve aleyküm selam. Sağ olun. Allah razı olsun. Mustafa hocama, bir de size ikinizin gözlerinizden öpüyorum ablam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben 15 yıllık evliyim. 9 yılımı Adana'da geçirdim. Kirada. Evet. Beni Urfa'ya kadar sürükledi. Benim amcamı kızı. Orada Urfa'da bir tane çocukluk arkadaşı var. Orada beni sürükledi. Çocukları mağdur etti, perişan etti. Ben de maddi durumum zayıf olduğu için ben de dara düştüm. Babamın evine getirdim çocukları. Çocukları bırakıp terk edip annesinin evinde kaldı. Babasının evinde kaldı. Öyle diyeyim size. Bu çocuklar mağdur oldu. Saçlarında bit vardı. Ben kendi Allah'tan korktuğum için kendi elimle temizledim. Bir trafik kazası geçirdim. Çocuklar mağdur oldu. Çocuklar şu anda yetiştirme yurdunda. Mustafa hocam. Kaç çocuk ben, var? 4 tane hocam. Elin öper. Evet. Şimdi hocam ben şimdi kendi başkasıyla evli. Şimdi 4 çocuğa bakıyorum. Öz çocuklarını attı, 4 çocuğunu bıraktı, başkasının çocuğuna bakıyor şu anda. Evet. Kaçtı gitti yani. Bana arkamdan iş çevirerek, uyumu kazarak, zorunluluk yaparak, çocuklarımı üzerime atarak evlendirdiler. Sizle boşandı mı resmen, nikahınız duruyor? Resmen boşandım. Bir de bir nikah, dini nikahı var bende. Resmen olarak boşandım. Bir de dini nikahı var. Bana ne dediler? Dediler ki, oğlum, benim büyüklerim, amcalarım. Dedi ki, oğlum sen anlaşmanı boşan, masraflarını gönderttirir. Aradan 4 sene geçti. Şu anda bu çocuklar mağdurdur. 4 senedir bu çocuklar boynu bükük. Ne anne sevgisi, mahrum kaldılar. Her şeyden mahrum kaldılar. Evet. Yani şimdi, bu hocam Hüseyin Bey. Benim... Hüseyin Bey. Efendim hocam. Çok geçmiş olsun. Derdini anladık. Birincisi, Cenab-ı Hak böyle bir sıkıntı kimseye vermesin. Çocuklara da çok zor olmuş. Kadir etmişler. Senin de böyle bir perişanlığını anlıyorum. Ancak resmen boşanmışsınız. Bir, resmen boşanınca dini nikah da kalmaz ve oradan bir beklentiye girmen yanlış. O günahı kazanmış, haram işlemiş, bataklığa batmış. Fakat senin artık orayla bir hesabın ne olabilir? Maddi bir hesap olabilir. Götürdüğü, kaçırdığı ya da mağduriyetten dolayı çocuklarla ilgili onu mahkemeye verebilirsin. Ha hocam. O... Şimdi ben de karşı tarafa söyledim. Amcalarıma, büyüklerime. Dedim ki, bak ben mağdur oldum. Ben bu çocukları, ben bir trafik kazası geçirdim. Mağdur oldum. Evet. Ben bu çocuklara ev alacağım. Evet. Ben durdurumum zayıf. Ha, bir kazadan bir para geldi bana avukatımdan. Hı hı. Ben bekliyorum.
varsa babaannesi, anneannesi, neyse ninesi, dedesi, amcalar, dayılar hepsi sahip çıkmaları lazım. Yetimler ortada kalmasın. Size şimdi bu kadar hocam, yükü kaldıramazsınız. Resmen yani, dayıları resmen attılar. Benim kardeşlerim Allah razı olsun ailemden, her türlü fedalarlığı yaptılar. Ama o karşı taraflar hiçbir şey yapmadılar bana. Evet. Evet Hüseyin Bey. Bir ilgi göstermediler bana. Allah yardımcın olsun. Evet. Hukuken avukat aracılığıyla ne gerekiyorsa yapabilirsin. Bu senin hakkın. Kadın hem günah işlemiş hem de hukuken sorumluluk yani vesaire kaçmış. Çocuklar resmen yani burada para veri işte kendini öldürmeye kalktı. Çocukları vurmaya kalktı. Her şey yaptı burada. Evet. Çok şükür ki çocuklar şu anda devlet korumasında. Orada daha iyi ilgileniliyordur onlarla. Güzel bir çözüm bulmuşsunuz Hüseyin Bey. Size de Rabbimden şifalar diliyorum. Allah yardımcınız Amin. Olsun efendim. Adana'ya hocam, selamlar hocam, diliyorum. Mustafa hocam bana dua edin hocam. Allah yardımcın Allah olsun. Yardımcın. Rabbim böyle kötülükleri göstermesin. Şerli insanların haset, fesat, her türlü hainlerin ihanetinden muhafaza Amin. Eylesin. Amin. Amin. Güzel bir kapatsın Rabbim sana. Duacıyız Hüseyin Bey. Ya Rabbi Hüseyin kardeşimize bir kolaylık ver. Çocuklarına Hüseyin Bey şu anda kolaylık ver. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Anne babanızın? Vallahi yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Elbette zor bir durumdasınız. Ben zor durumdayım hocam. Vallahi sizden bir şey bekliyorum. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcınız olsun Hüseyin Bey. Hayırlı günler burada diliyoruz. Ailenize de çok selamlarımızı iletin. Hocam babam olarak ben ne kadar kamer anlamı olsam iki tarafı çocuğu bıraktım bana. Biliyorum. Şimdi daha fazla sen dayanamayacaksın. Tahammül zaten sende kalmamış. Evet. Bütün psikolojisi alt üst olmuş Hüseyin Kolay Bey. Değil Allah hocam. Yardımcısı olsun. Kolay Ancak değil. Böyle yapan insanlar bir vicdan sahibi değiller. İki namus ağır damarı çatlamış bir insan kocasını çocuklarını bırakıp başka birine kaçacak kadar şehvetinin, nefsinin, hevasının kurbanı olmuşsa zaten ondan hayır gelmez. Evet. Şimdi ondan bir hayır beklemek, karşılık beklemek doğru değil. Onu cezalandırmak lazım. Nasıl cezalandırırsın? Kanunen ne alabiliyorsan alırsın. Evet. Çocukların bakımı ile ilgili işte devlet sahip çıksın, hukuk vesaire onlar devreye girer, aileler devreye girer, büyükler devreye girer. Hadi bu kadın hadsizlik yapmış, arsızlık yapmış ama onun anası, babası, amcası, dayısı onlar niye buna ortak oluyorlar değil mi? Evet. Onlara da hepsi vebaldir, günahtır. Yazık, o çocuklar büyüdükten sonra bunları düşünecekler ve kendilerine bunu yapan o anne denmez ona, o kadından hesap soracaklardır. Hem dünyada hem ahirette. Etme bulma dünyası Tabii. der atalarımız Aynen hocam. Aynen öyle, evet. Doğru. Peki Hüseyin Bey, hayırlı günler diliyoruz size. Adana'ya da çok selamlar. Şimdi yine WhatsApp hattımıza gelen bir video sorusu alalım. Hocam merhaba. Hocam şimdi bizim kahve ortamında arkadaşlarla konuştuğumuz konular var. Bunlardan biri astral seyahat. Ya bu astral seyahat ve son zamanlarda artık herkesin dile getirdiği Anunnakiler var, reptilianlar var, uzaylılar mı, bunlar ecüşle mecüş mü? Bu konularda çok merak ediyoruz hocam. Kahve ortamına kadar girdi. Büyük ihtimal halk da merak ediyor. Astral seyahat nedir hocam? Gerçekliği var mı? Bu Anunnakiler, reptilianlar denilen uzaylılar gerçek mi? Bunların yecüc mecüşle alakaları var mı? Lütfen bu konuda bizi aydınlatın hocam. Çünkü halk artık özellikle genç kesim bunları çok çok merak etmeye başladı. Doğru yönlendirirseniz sevinirim. Evet hocam ben gençlere de sormak istiyorum. Astral seyahatin ne olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Siz? Ben biliyorum. Sizden alın, bilenden alın. Uyku halindeyken ruhun dışarı çıkması. İnanıyor şey. Musun peki astral seyahate? Tam olarak inanmıyorum. Evet. Var mı etrafında bilen, inanan ya da yaşayan var mı? Birkaç tane arkadaşım yaptığını söylüyor ama ben tam inanmıyorum. Mesela nasıl olmuş merak ettim ben. Uyurken ruhun dışarı çıkmış, bedenini dışarıdan görmüş. Uyurken bedenini dışarıdan görmüş, öyle anlattılar. Sonra bir anda yataktan sıçrayarak uyanmışlar. Bana öyle söylediler. Bir rüya gibi bir şey o zaman. Evet. Evet, ben de bilmiyordum hocam da. Onun için gençlere sormak istedim. Buyurun.
Şimdi tabii doğru ve hakikat tektir. Hani hakikat tektir, doğru bazen birden fazla doğru da olabilir aynı konuda. Nasrettin Hoca'nın yanında 3-5 kişi kavga etmiş biliyorsun. Kavga edince o gelmiş bir şey söylemiş, öbürünü şikayet etmiş, haklısın demiş. Şikayet ettiği gelmiş, o konuşmuş, sen de haklısın demiş. Üçüncü konuşmuş, sen de haklısın demiş. Bir tanesi demiş ki, hoca demiş, ona da haklısın diyorsun, buna da haklısın diyorsun, buna da haklısın, sen de haklısın demiş. Şimdi doğru birden fazla olabilir. Hepsi haklı olabilir ama hakikat tektir. O da nedir? Biz hakikat olarak Allah'ın yarattığı bir varlığız ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerle, duyularla algılıyoruz. Yani gözümüz var, kulağımız var, kalbimiz var, beynimiz var, dokunuyoruz, ellerimiz var, derimiz var, tad alma dilimiz var, koku alma burnumuz var. Bunlarla hakikati şimdi hep beraber bakalım arkadaşlar. Bu sol taraftaki perdemiz, sağ taraftaki perdemiz ya da şuradaki elbiselerin, bunlar nedir? Abaye mi? Terace. Terace. Bunların rengi nedir arkadaşlar? Siyah. Siyahtır değil mi? Siyahtır. Benim kravatın rengi nedir? Mavi. Mavidir. Şimdi hep aynı görüyoruz. Evet. Demek ki insanlardaki bütün yetiler aynıdır. Yani aşağı yukarı Cenab-ı Hak ortak yaratmış bize. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan bize gelinceye kadar her şeyimiz aynıdır. Peki görme duyusu nedir? Göz. Görme duyusu? Göz. Göz değil mi? Gözdür. Peki gözünüzü kapatın. Hayal edin. Boğazda bir gemi yüzüyor. Birinci köprünün altından geçti. İkinci köprüye doğru gidiyor. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Demek ki görme duyusu sadece göz değil. Göz olmadan da görebiliyoruz. Rüya dediğimiz şey ya da astral seyahat dediğimiz şey aslında hayal gücüyle bedeni yine kullanarak hayal gücüyle ve rüya aleminde başka yerlere seyahat etmeye diyoruz. Evet. Eskiden fal, muska, büyü. Bu isimler eskidi. Bu isimler eskiden kaldı. Ama bugün astroloji, astral seyahat vesaire gibi isimler onların aynısı. Değişen bir şey yok. Yani fal, büyü neyse, sihir neyse bugünkü astroloji de o. Veya kehanet neyse eskiden kehanet deniyordu. Evet hocam. Şimdi efendim ne deniyor? Burçlar deniyor vesaire deniyor değil mi? Burçlara inanıyor musun deniyor. Evet. Ve onun üzerinden seninle ilgili yorumlar yapıyor. Temelde hepsi aynı. Yani eskinin üzerine yeni bir ambalaj geçirerek tekrardan ibaret bunlar. Bunun bir kısmını astral seyahat dediğimiz onun bir kısmını diğeriyle karıştırmamak lazım. Mesela bunun içerisinde rüyayı ayrı konuşmak lazım. Miraç, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını ayrı konuşmak lazım. Bazen de tayyi zaman, tayyi mekan dediğimiz bugünün insanın dahi anlayamadığı ama Kur'an'da bize ipuçları verildiği Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını Asaf'ın bir anda getirmesi vesaire bunlarla da ilişkili olan tarafları var. Onlar şimdilik dursun. Fakat bu astral seyahat yaptığını söyleyenler artı ruh çağırma seansları yapanlar aslında bunlar kendi kurgularını, hayallerini gerçek gibi anlatıyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Kendi hayal güçleriyle konuşuyorlar evet, aslında. Kendi hayal gücüyle konuşuyorlar. Evet hocam. Teşekkürler. Devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 aylık bir işsizlik sürecim oldu. Bu süreç içerisinde ne yapacağım diye düşünürken bir yerde İsmail Yüzna'dan Yârezak ismini gördüm. Anlamına baktığımda rızık veren olarak okudum anlamını. Bunun üzerine her kıldığım vakit namazından sonra Yârezak ismini zikretmeye başladım.
Buna başladıktan bir iki hafta sonra iki iş yerinden telefon geldi. İş görüşmesine çağrıldım. Allah'a şükür şimdi de çalışıyorum. Rızkımı kazanıyorum. Size sorum, İsmail Hüsna'daki zikirleri, isimleri zikretmenin bize bir böyle hayrı oluyor mu? İsmail Hüsna'yı zikretmeye devam edelim mi? Şeklinde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet hocam. Yani El Rezzak tesbihatını çekerek iş bulduğunu söylüyor Şimdi izleyicimiz. bu buralarda kader konusu, rızık konusu insanların hem gerçekten hayata umutla bağlandığı konular hem de çözemediği konular. Yani kader konusu, kader beyaz üstüne sütle yazılmış yazı, gelsen ayır, ayırabilirsen beyazdan beyazı. Bu kadar girift konuları bir anda anlatmak zor. Ancak ben olayları hemen yukarıda karışıksa şöyle süzüp basitleştirip sunmayı severim. Şimdi bu olayı anlattığı şeyi şöyle basitleştiriyorum. Bir, biz sahipsiz değiliz. Rızkımızı Elhamdülillah. veren bir Allah var. Doğar doğmaz annemizin sütünü hazırladı mı? Hazırladı. Ben yokken süt yoktu. Ama ben gelirken sütüm de geldi. Ya. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? İnsanoğlu veya bütün canlılar yeryüzünde sahipsiz değil. Allah camide de var, okulda da var, çarşıda da var. Her yerde var. Eynema tüvelli vucuhekum fesemme ve çullah. Nereye dönerseniz yüzünüz Allah oradadır. Şah damarından bize daha yakın. Kalbimizde her yerde Allah var. Peki ben şimdi benim işsiz kalmışım, rızka ihtiyacım var. Ne yapmam lazım? Rezzak ismi rızık veren bu çağrıştırabilir. Cenab-ı Hak beni duyar. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, beni anın ki ben de sizi anayım. Demek ki Allah'a kendimizi öne atacağız ki Cenab-ı Hak da bizi ansın. Öne atmanın yollarından biri nedir? Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Ey rızıkları veren Allah'ım, benim de rızkımı ver. Bu bir kendini ifade etmedir, zikretmedir. Buradan rızık gelir mi? Gelir. Evet. Ama ya Rezzak olmasaydı da tembelin duasıyla dua etseydi rızık gelir miydi? Bak tembel ne diyor? Madem beni tembel yarattın, rızkımı da ayağıma gönder Allah'ım. Böyle dua ediyor. Gece gündüz böyle. Ya madem beni tembel yarattın, rızkımı ver Allah'ım. Tembel bize de dua et. Onun da rızkını ver Allah'ım. Bize de dua et. Bunun da rızkını ver Allah'ım. Tembel böyle dua ediyor. Ama gelen giden yok. Bir gece ellerini açmış gene, madem beni tembel yarattın, dayanamıyorum, rızkımı gönder Allah'ım. Tabii aç kalmış, sefil kalmış, perişan kalmış. Yalvarıyor. Gece yarısı evinde. Hurra bir öküz giriyor evin içine. Kaçarak giriyor. Duamı kabul ettin, rızkımı gönderdin. Şükürler olsun Allah'ım. Bismillah, Allahu Ekber. Öküzü kesiyor. Öküzü kesiyor. Kan ter içinde kasap geliyor. Öküzüm kaçtı. Nerede? Ne öküzü? Tembel ne yaptın? Allah duamı kabul etti. Ey kasap, rızkımı gönderdi. Ya o benim öküz. Kasap dükkanından kaçtı. Dükkandan kaçan öküzü niye kestin sen? Ben gece gündüz dua ettim. Tam duamın can alıcı noktasında Cenab-ı Hak rızkımı göndermiş. Senin nereden oldu? Benim. Benim senin. Ver, vermem. Davut Aleyhisselam'a kasap şikayet ediyor. Diyor ki ey Davut, bu tembel benim öküzü kesmiş, bir de vermiyor. Çağırıyor huzuruna. Ey tembel, öküzü ver kasabın öküz. Vermem. Ey Davut, bir düşünsene. Ben yıllardır dua ediyorum, gece gündüz ağlıyorum ve tam gece ağlarken, gözyaşı dökerken, dua etmişken bu öküz benim evime giriyor. Niye başkasının evine girmiyor? Hocam sonucu çok merak ettim. Evet. Sen Kim bundan haklı? bir şey anlamıyor musun diyor Davut Aleyhisselam'a tembel. Evet. Bir düşün diyor, hemen karar verme diyor. Ey Davut diyor, sen hikmet sahibisin. Davut Aleyhisselam diyor ki hakikaten bunda bir iş var yani. Niye tembel dua ediyor da onun evine giriyor. Bir sürü ev var. Evet. Bana bir gün müsaade diyor. Herhalde istihare edecek. Cenab-ı Hak'tan bir vahiy bekleyecek.
Ertesi gün halkı topluyor ve tembelle kasabı çağırıyor. Diyor ki ey kasap, öküz tembelin diyor. Daha dün benim olduğunu söylemiştin. Bu öküzün benim olduğumu bütün ahali biliyor. Nasıl öküz tembel? Nasıl adalet ey Davut diyor. Kasap isyan ediyor. Davut aleyhisselam diyor ki ey ahali, bu tembelin babası büyük bir iş adamıydı. Tüccardı. Bu kasap da onun yanında işçiydi. Ve onun malına el koymak için bir gün plan kurdu. Tembelin babasını öldürdü. Ve cesedini de şu aşağıdaki ağacın altına gömdü. Bana ilham geldi, vahyolundu. Kasabın elinde ne kadar mal, mülk varsa hepsi tembelin babasına aitti. Ve dolayısıyla öküz de, kasap dükkanı da, kasabın malları da tembelindir diyor. Evet. Şimdi gelelim. Benim hocam öyle derdi, Ahmet Akınçıman. Evet. Allah selamet versin. Hastanede yatıyor. Şifa, şifa duaları. Babam da hastanede. Ona da şifa duası yapalım. Allah şifalar versin. İzliyorlardır. İzliyor. Annem de izliyor. Annemin selamı var. Annem de şifa diliyorum. Şimdi nokta şurası arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Nokta şu. Ya Rezzak. Esma-i Hüsna'ya dua ediyorum. Ya Rezzak. Ya Zül Kuvvetil Metin. Ey ya gani, ey zengin olan Allah'ım, benim rızkımı gönder, sen razzaksın, rızkı verensin diye dua edenin rızkı geldi mi? 6 ay önce geldi. Geldi. Ben tembelim, madem beni tembel yarattın, rızkımı gönder Allah'ım diyenin rızkı geldi mi? O da geldi hocam, öküz geldi. Ya, şimdi problemi çözdük. O ne? Ya Rezzak diye de istesen gelir, ben tembelim rızkımı gönder desen de gelir. Onun için şifreli sözlere kanmayın. Siz yeter ki ihlasla isteyin. Bu Esma-i Hüsna ile de olur, başka dualarla da olur. Ancak Esma-i Hüsna'nın kendine has daha tesirli olması için tam da hani 12'den vurmak derler ya atışta. Evet. Onun gibi isabetli olması için mesela Allah rahmet eylesin, Emin Acar doktor vardı Ankara'da, çok temiz bir abiydi, ben tanıdım kendisini. Ankara'da bir ara 90'lı yıllarda hava kirliliği vardı aşırı bir şekilde, yağmur yağmaz, hava kirlenir, nefes alamayız. İstanbul'da da oldu öyle şeyler. Öyleydi, evet hocam. O zaman mesela şu Esma'ya çok devam edin derdi o. Yahu, 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 hu esmasına devam edin. Yahu. Çünkü hu'da bir nefes var, tamam mı? Bunun gibi özel olabilir. Peygamber Efendimizin bize söylediği hadislerde geçen, ayetlerde geçen hepsi olabilir. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Allah'ın güzel isimleri var, onlarla çağırın. Rahman de söyleyebilirsin, Rahim de diyebilirsin. Yani hepsi hocam, güzel. Duanın gücü çok büyük. Duanın gücü nereden geliyor? Duanın gücü içtenlikten geliyor. Evet. Samimiysen Rezzak demeden de gelir. Ya Rab gönder diye de gelir. Yani evet. Yeter ki samimi olsun. Hocam ben buradan sevgili izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Sizin de belki böyle zaman zaman istediğiniz dilekleriniz olmuştur. Dua yapmışsınızdır, gerçekleşmiştir. Bunları bize yazın ya da telefonla arayıp bize anlatabilirsiniz. Akılda kalan dualar, kabul olduğu an, o çok sevindiğiniz anları bizimle paylaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Hem WhatsApp hattımıza video olarak gönderebilirsiniz, hem de telefonla arayabilirsiniz. Evet, şimdi yine halkımıza mikrofonu uzattık. Halkın sorularından bir tane alalım. Selamünaleyküm hocam, size bir sorum olacak. Rüyanın dinimizde bağlayıcılığı var mıdır? Evet hocam, rüyada çok sorulan sorulardan bir tanesi de rüyayla amel olur mu? Rüyayla kendi hayatımıza yön verebilir miyiz? Buyurun hocam. Rüya bugün hala psikolojinin ve bir yönüyle de parapsikoloji, tıp vesaire neyse bunların tam net olarak çözemediği bir konudur. Evet hocam. Rüya. Ancak biz insanla birlikte bugüne gelinceye kadar ve kıyamete kadar rüyanın devam edeceğini görüyoruz. Rüya, şimdi yine basitleştireyim. Bir, rüya bir ilimdir.
İki, rüya bir vahidir. Hepsi değil ama bunları söyleyeyim. Üç, rüya ruhun ispatıdır. Yani materyalistlerin, kapitalistlerin her şeyi kapitalden, materyalden ibarettir, gördüklerimizden ibarettir düşüncesini yıkan bir kavram, rüya, olgudur. Yani biz her şey maddeden ibaret olsa rüyamızda sağa sola gidiyoruz, geliyoruz. Bir ikincisi, rüya hakikatten bir cüzdür. Nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Sadece olmuşları görmüyoruz, varlıkları var haliyle görmüyoruz. Gelecekte olacakları da görüyoruz. Gelecekte olacakları görmemizin sebebi, ruh için gelmiş geçmiş yoktur. Ruh anı yakalar, o an bizim için gelecek olabilir, o an bizim için geçmiş olabilir ve bize getirir beynimize, bildiğimiz sembollerle aktarır. Biz onu ruhun gördüğü gerçek sembolleri değil, kendi bilinçaltımızdaki sembollerle, işte kırmızı, yeşil, mavi, beyaz gibi veya canavar, yılan, akrep, çıyan böyle görmeye başlarız veya güzellikler, melekler vesaire. Bu rüyanın bizim bedenimizden farklı bir dünyası olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan kutsal kitaplarda, ki onlar tahrif edilmiş ve elimizde kutsal kitap olarak sadece Kur'an-ı Kerim kalmıştır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda rüyayı sadıka, sadık rüya dediğimiz rüyanın sadece Müslümandan sudur etmediğini de görüyoruz. Bütün insanlar doğru rüya görebilir, gerçeği görebilir. Mesela Firavun'un rüyası gerçekleşmiştir. Nemrud'un rüyası gerçekleşmiştir. Bu rüyalar kafirin rüyası gerçekleşiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası gerçekleşmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası. Kur'an'da Ahsenül Kasas ne diyor? Ayı, güneşi ve 11 gezegeni bana secde ederken gördüm diyor. Bu rüya ne zaman gerçekleşiyor? Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor, satılıyor, Mısır'a sultan oluyor, zindana atılıyor, Mısır'a hazine bakanı oluyor vesaire. Tahıl vesaire ihtiyaçlarından dolayı Kenan ilinden Yakup Aleyhisselam'ın çocukları geliyor gidiyor derken anasına babasına kavuşuyor. 11 kardeşiyle beraber anası babası Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna gelip Mısır'da hepsi önünde eğiliyorlar. İşte haza tevili rüyaya. Bu benim rüyamın tevilidir diyor. Ben çocukken rüya görmüştüm. Bak çocuğun rüyası da gerçekleşiyor. Çocukken gördüğü rüya 40 sene sonra Yusuf Aleyhisselam'ın huzurunda ay ve güneş, güneş babası, ay annesi, 11 gezegen kardeşleri eğiliyorlar, secde ediyorlar. Bana secde etmişti. Rüyamın tevili budur diyor. 40 sene sonra nasıl gerçekleşiyor? Evet. Hadi bunu izah edin bakalım. Demek ki bizde bir ruh var. Ruh çıkınca astral seyahat diyor. Ruh zaten her gece çıkıyor. Bizim ruhumuz, ruhu anlatmak zor. Yeselüneke anir ruh, kulur ruhu min emri rabbi. Onun ilminden, Allah'ın ilmindedir ve ondan çok az şey verildi. O az bilgiyle biz ruhu burada şimdi anlatamayız. Ancak ruhun varlığını ispat edebiliriz. Ruhun varlığını ispatının en önemli göstergelerden biri de rüyadır, rüyadır. Rüya bağlayıcı mıdır? Rüyanın bağlayıcı olabilmesi için şeriata uyması lazım. Hakikat olabilmesi için. Bir de rüyayı çok doğru anlayabilmek lazım. Onun için herkese rüya anlatılmaz. Her rüyayla amel edilmez. Başkasına, kendi gördüğümüz rüyayla başkasına amel ettiremeyiz. Gece rüyamda gördüm gençler. Bak şimdi böyle sahtekarlar var. Gece rüyamda gördüm gençler. Allah Resulü geldi. Huzurunda durdum. Gözyaşı döktüm. Hepinize cenneti müjdeliyor. Hocam, cenneti müjdeliyor. Sosyal medya için bu bölümü kesip koyacaklar şimdi hocam. Sizin bu bölümünüzü. Ya böyle sahtekarlar var ya. Ya benim ne kadar gerçekçi olduğumu insanlar biliyor. Elhamdülillah. Hocam. Böyle kandıranlar var. Siz de ne yapıyorsunuz? Allah 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 kendinden geçiyor. Evet. Kandırmanın yollarından biri de rüyadır. Rüyalara kan. Size dedi ki gençler
benim için şunları yapsınlar. Birisi size rüyamda peygamber bana şunu dedi, siz şunu yapın diyorsa bilin ki sahtekardır. Çünkü Resul Efendimiz rüya başkasını bağlamazdı. Bunu yapıyorsa birisi size, falanca zat rüyada gördü ki şunu yapın dedi bize. Medine İmamı Ahmet dedi ki diye eskiden destanlar dağıtılırdı. Şimdi sanal medyada bir sürü sahtekarların videoları paylaşılıyor işte. Evet hocam, şimdi az önce anons yaptım. Unutamadığınız, akılda kalan dualarınız diye Nurgül Atalay yazmış bize. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Demiş ki hocam, umreye gidecektim, hiç param yoktu. Öğlen namazını kıldım. Yürekten öyle bir o kadar sevinip ağlamıştım ki bir Allah bilir. Hocam sevgi ve dualarım sizin için. Dua ettim ki ağlayarak aradan 10 dakika geçmedi. Birisi bana 8 milyar para gönderdi. Hiç ummadığım bir yerden dualar çok kabul oluyor demiş hocam. Biraz devrik cümleler var. 8 bin liradır herhalde. Milyarı düzeltelim. Hocam, benim sizin gibi karıştırmış benim olabilir. Benim gibi milyar özürlü olmasın. Evet hocam. Ama 10 dakika sonra geldi diyor. Evet evet. Yani o kadar ağlayarak yürekten dua yaptım diyor. Buna bütün kalbimle inanırım. Evet. Çünkü binlerce tecrübe edilmiş gerçek hakikatler evet. var. Yine sevgili seyirciler, bu tarz anılarınız varsa, kabul olmuş dualarınız varsa bana yazabilirsiniz ya da telefonla arayabilirsiniz. Yine sosyal medyadan gelen bir sorumuz var. Kız kardeşimle tartıştık. Ben de ona çok sinirlendim ve onu evimden kovdum. Benimle konuşmuyor. Bu kadar çok öfkelenmem şeytandan mıdır demiş hocam. Öfke şeytandan mıdır hocam? Bir daha okur musunuz? Kız kardeşimle tartıştık. Ben de ona çok sinirlendim ve onu evimden kovdum. Benimle konuşmuyor. Bu kadar çok öfkelenmem şeytandan mıdır? Şimdi şeytandan olduğu kesin de şeytanın arkasına sığınma da var burada. Biraz değil mi hocam? Yani suçu şeytana atıyor, kendi kenara çekiliyor. Bazen kendimiz şeytana da geçeriz, Allah evet, korusun. Evet hocam. Bir video gördüm sosyal medya, sanal medya. Sosyal medya değil, orası zaten sahtekarlık medyası. Diyor ki şeytana inanır mısın? İnanmam mıyım, benden daha iyi bir şeytan mı olur diyor. Ben her türlü şeytanlığı yaparım diyor. Şimdi kendisi şeytanlık yapmış, yazık etmiş. Kardeşiyle kavga etmiş, gönül kırmış. Evden kovmak çok ayıptır. Bir insan evinden kovulmaz. Tartıştık, evimden koyduk. Şeytandan, evet şeytandan ve nefsinden. Evet hocam. Bir soru daha sormak istiyorum. Eşimle bir türlü huzurlu olamadık. Sürekli tartışıyorduk. Daha sonra bize büyü yapıldığını öğrendik. Huzurlu olmamız için muska yazdırdık. Büyü ve muskanın bize bir etkisi olur mu diye sormuş. Ama hocam sorunun cevabını almadan ben hediyelerimizi hatırlatmak tamam. istiyorum. 3 tane birbirinden güzel hediyelerimiz var. Bunlardan bir tanesi kalemli Kur'an-ı Kerim. Gerçekten kim düşündüyse güzel bir hediye. Özellikle Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen, yavaş okuyan, yanlış okuyanlar için hem öğretici hem de bu şekilde bir gün yine ocağını açarız. Böyle sürülerek ve Kur'an-ı Kerim dinlenebiliyor ve okunabiliyor. İkinci hediyemiz gayet dışı kadife kaplı ve çok okunaklı, güzel Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncüsü de bu şekilde güzel feracelerimiz, böyle desenli, taşlı feracelerimiz var. Bunlardan 3 tane hediyemiz var. Hediyelerimizi kazanabilmek için tabii ki öncelikle programı izliyorsunuz. Ve program boyunca 3 tane şifre vereceğim. Bu şifreleri not alıyorsunuz. Programın sonunda hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Ve şimdi hemen WhatsApp hattımıza gelen video sorularımızdan alalım. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Benim size bir sorum olacaktı. Biz abim için bir kıza dünür gitmeye başladık. Dünür gittiğimiz esnada da biraz olumlu gördüğümüz için bizim akrabalardan biri istihare namazına yattı. Ve istiharede de annem, yani damadın annesi, rüyada ateşin üzerinden atlıyor ve ateşin üzerinden atlayıp geçiyor, ben bu kızı buradan almadan gitmem diyor. Biz bunu birkaç hocaya sorduk. Hocaların yorumlama şekli şuydu. Ateş evet kötü bir şey ama damadın başına bir iş gelecek. Ve damadımızın başına da bu süreçte bir iş geldi. Şu an ameliyata girecek. Ve olumlu olarak bu rüyayı bize yorum. Ve ben size soruyorum hocam. Sizce bu kız bize olur mu olmaz mı? Evet.
Selamun aleyküm hocam. Hayırlı programlar olsun. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Namazda Fatiha'dan sonra okuduğumuz surelerin bir sıralaması var namaz kılarken. Ben bunun şeyini tam oturtamadım kendimde. Hani mesela birinci rekatta İhlas'ı okuduk. İkinci rekatta hangisini okumalıyım? Bunun bir sırası var. Birçok kaynaktan okudum ama ben bunu zihnimde oturtamadım. Hangisinden sonra hangisi gelebilir? Bununla ilgili örnekler verebilir misiniz rica etsem? Evet, çok güzel bir tekrar soru. Tekrar hayırlı programlar, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Namazda sureleri sıralı mı okumak gerekiyor? Bilmiyorsak olabilir mi? Yine istihareyi sizinle konuşuyoruz ama Konya'dan bir izleyicimiz hatta. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Konya'dan. Hoş. İsminizi vermek istemiyorsunuz. Onun için hitap edemiyorum. Buyurun alalım sorunuzu. Hayırlı günler dilerim. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun. Hocam benim eşimle bizim aramız çok kötü. Nasıl kötü? O sürekli beni aşağılıyor. Giydiğim kıyafetleri eleştiriyor. Yaptığımı eleştiriyor. Mesela evlerimin her zaman temizdir ama pisliğimle eleştiriyor. Rahatsızım yani her şeyimle. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık evlisiniz? Annem kaldığı sürede annem yanına girip bir selam bile vermedi. Benim evlatlığımla eleştiriyor. Çocuklarım en küçüğü 17 yaşında. Çocuklarıma annelik yapmadığımla eleştiriyor. Sürekli eleştiri. Bir yıldır da ayrı kendi ayrı odasında yatıyor. Konuşmaya çalıştığı sürede hala beni aşağılamaya çalışıyor. Ben bir boşanma davası açmak istiyorum. Yani söylediğim arkadaşlarımla bazen de işte dayak yok, içki yok, kumar yok. Yani bu bir sebep değil boşanmam için falan diyorlar. Ne yapmam lazım? Ama psikolojik şiddet var kaç tabii. Kaç senedir evlisiniz? Oldum olası hocam. Yani ilk zamanlar zaten sen ilk düğünümüz günü ben senden soğudum dedi. Hayır, kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık evlisiniz? 25-26 yıllık. 26. Hep mi böyleydi diyorsunuz? Hep böyleydi hocam. Ve boşanmak istiyorsunuz. Boşanırsam günah işler miyim diyorsunuz? Ya, yanlış bu yapar adam, mıyım? Bu adam zorla mı evlendirildi? Şimdi reklam arasında... Hayır, o çok isteyerek evlendirildi. Yani, evlendik yani. Çok ben pek o kadar değildim de o 4 yıl falan uğraştı. Aralara adam koydu falan. Hala işte senden soğudum, senden nefret ediyorum diyor. Hala ondan sonra beni hani benden aşağı konuşmak istemiyorum da... Konuşmayın zaten. Evet. Yine her tür ihtiyaçlarını yapıyor. Beni bir hizmetçi gibi, çağırdığında gelen birisi gibi. Hiçbir zaman değer vermedi. Mesela oturup konuşalım dediğim zaman benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yani hep böyle. Evet, yani bir çözüm bulamadınız, iletişim kuramadık diyorsunuz. Dolayısıyla boşanmaya karar verdim. Bir şey daha sorayım. Buyurun kapatmadan. Hocam, reklama girmemiz lazım. Sorun. Bir büyük bir tahsil farkı mı var, bölge farkı mı var, nedir? Hayır hocam, benim anneannemle onun dedesi kardeş. Yani eğitim farkı var mı aranızda? Eğitim farkı... Hayır, o da ilkokul, ben de ilkokul. Peki, sorunuz anlaşıldı. Hemen araya girmemiz gerekiyor. Cevabını az sonra, reklamdan sonra hocam verecek. Evet hocam, istihare size soracağız. İstihareyle evlilik olur mu? Ona amel olur mu? Ve namaz surelerini sırayla okumamız mı gerekiyor? Biraz sonra sevgili seyirciler. Bir sorum olacaktı. Biz abim için bir kıza dünür gitmeye başladık. Dünür gittiğimiz esnada da biraz olumlu gördüğümüz için bizim akrabalardan biri istihare namazına yattı. Ve istiharede de annem, yani damadın annesi, rüyada ateşin üzerinden atlıyor ve ateşin üzerinden atlayıp geçiyor. Ben bu kızı buradan almadan gitmem diyor. Biz bunu birkaç hocaya sorduk. Hocaların yorumlama şekli şuydu. Ateş evet kötü bir şey ama damadın başına bir iş gelecek. Ve damadımızın başına da bu süreçte bir iş geldi. Şu an ameliyata girecek. Ve olumlu olarak bu rüyayı bize yorumladı hocanın biri. Ve ben size soruyorum hocam. Sizce bu kız bize olur mu olmaz mı? Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hocam böyle hayırlı işlerde istihareyle amel olur mu? Bu sorunun cevabını alacağım ama bugün stüdyoda misafirlerimiz var. Küçükköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi. Hocamız burada. Buyurun merhaba. Hocam. Merhabalar, tanıyalım sizi hocam. İsmim Gurbet Sökmen. Branşım biyoloji.
Evet. Şu an idareci olarak görev yapıyorum. Evet. Nasıl gençlerimiz? Gençlerimiz gördüğünüz gibi heyecanlı, atik, istekli. Maşallah. Geleceğe umutla bakan gençlerimiz inşallah daha da istedikleri, hedefledikleri bölümlere, yerlere gelecekler diye umut ediyorum. İnşallah. Şimdi gençlerimizden de sorular alalım. Evet. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı size. Önce seni tanıyalım. İsmim Salih Yılmaz. Ölünün üzerine ölü gömülmesi caiz midir? Bunun İslam'daki yeri nedir? Çünkü bazı yerlerde aynı mezara iki tane ölü gömülebiliyor üstüne. Evet. Evet. Ya da ne kadar ara geçmeli? Kaç yıl geçmeli hocam? Evet. Buyurun. Şimdi önceki soruların cevaplarından başlayalım. Önce buradan Salih'in başlayalım. Sonra istihareye geçelim hocam. Ölü de canlı gibi dokunulmazdır. Yani öldü, biz bunu atın bakalım bir yere, yakın bakalım demeyiz. Ne yaparız? Kefenlenir, yıkanır, işte güzel kokular sürülür, tabuta konur, musallaya getirilir, cenaze namazı, dualar edilir, mezarı kazılır, topluca işte ziyarete gidilir ve orada defnedilir. Bir merasim, bu da farzdır. Farz-ı kifayedir. Mezardaki ölünün de mezarın da dokunulmazlığı vardır. Hatta bir mezarın üzerine basmak bile günahtır. Ne kadar günahtır? Resulullah Efendimiz diyor ki 40 yıl bekleseydi de oturmasaydı oraya, mezarın üzerine. Bu kadar günahtır. Bu anlamda ölüyü mezardan çıkarmak gerekmedikçe, çok önemli bir zaruret olmadıkça ya da onun yanına birini gömmek doğru değil. Ancak aradan 7 sene geçmişse veya iki katlı mezar yapılmışsa, altta biri varken üstüne bir bölme yapıp onun üzerine ölü konabilir. 7-8 sene geçtikten sonra önceki kenara toplanır, yerine yenisi konabilir. Evet, aldık mı sorumuzun cevabını? Şimdi hocam istihare ile ilgili sorumuza geçmeden ben hediyelerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Kadife kaplı Kur'an-ı Kerim, okunaklı gayet güzel, kalemli Kur'an-ı Kerim ve ferace. 3 tane hediyemiz için ilk şifremizi vermek istiyorum sevgili seyirciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Muzaffer sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifremizi vermiş olduk. Buyurun hocam. Anne, hayırlı işlerde istihare yapalım mı hocam? Önce istihare mi yapalım, istişare mi yapalım? Şu soruya bir cevap vereyim de. Bundan sonra. Buyurun. Şimdi annesi oğlunu evlendirmek istiyor. Sonra istihare yapıyorlar. İstihare yapan adam da bir rüya görüyor. Rüyada diyor ki annesi ateşin üstünden atlıyor. Ben bu kızı alıp götürmem lazım diyor. Şimdi bize de herkese soruyorlar, bu rüyanın tabiri nedir diye bize de soruyorlar. Evet hocam. Soru bu mu? Evet hocam. Deveye sormuşlar, yokuşu mu seversin, inişi mi seversin? Deve ne demiş? Bunun düz yolu yok mu demiş. Ebe kardeşim, bir adam görmüş, bizi onunla niye yoruyorsun sen? Ateş görmüş bilmem. Bana ne onun gördü ateşten ya. O istiharenin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bu istihareye niye takılıyorsunuz? Anlamadın rüyayı. Bir başkası da istihare yapar, devam eder. İstihareyi anlamadıysa bir başkası da yapabilir. İstihare nedir? Hayrun. Hayrun kelimesi daha hayırlı demektir. İstihare ise Arapça biliyor bu kardeşlerimiz. İstifal babı demektir. İstikbal babı talep ifade eder. Mesela gafera bağışlandı demek. İstağfara bağışlanmayı diledi, talep etti demektir. Estağfirullah, ya Rabbi senden bağışlanmayı diliyorum demektir. Arapçadaki kalıplar aynı zamanda başka manayı da ifade ederler. Bu kalıpta istihare kalıbı da hayırlısını talep etmek demektir. Hayırlısını talep etmek. İstihare, istişareden sonra gelir. İstişare edeceksiniz, doğru bildiğinizi, Kur'an'a, sünnete uyanı yapacaksınız. Farz olan, gerekli olan, mutlaka yapılması gereken konularda istihare yapılmaz. İstişare de yapılmaz. Arkadaşlar, öğle namazına 2 saat var. 2 saat sonra bugün biz öğle namazı kılalım mı, kılmayalım mı, ne dersiniz?
bu istişare yapılmaz. Bu saçma sapan. Zaten kılınacak. Evet. Fars. Veya bugün öğle namazını kılsam mı kılmasam mı bir rüyaya yatsam denmez. Ne zaman denir istihare? Kritik konularda yapsan da oluyor, yapmasan da oluyor. Mübah olan sahada karar vermede zorlandığın zaman istişare yaparsın ve istihare yaparsın. İstişarede %50, %50, %51, %49 tam net değil. Kafa yine karıştı. İşte o zaman istihare devreye girer. İstiharede de iki rekat namaz kılarsın. Sonra da Allah'ım ben acizim, sen kadirsin. Ben bilemem, sen bilirsin. Eğer bu iş hakkımda hayırlıysa beni ona, onu bana yakınlaştır. Eğer bu iş dünya ve ahiretim için zararlıysa onu benden, beni ondan uzaklaştır. Gönlüme hayırlısını koy ya Rabbi diye bir dua yaparsın. İstihare duasının Arapçasının tercümesi böyle aşağı yukarı. Evet hocam. Bu duadan sonra gönlüne ne geldi? Olumlu bir düşünce geldi. Yap. Doğru. Yaparsın. Veya yapma. Ya da yine hiçbir şey anlamadın. Namaz kılıyorsun olmuyor. O zaman gece iki rekat namaz kılıp rüyaya yatarken, gece yatarken dua edersin. Gördüğün şeyler hayırlı, güzel şeylerse o iş hayırlıdır. Kötü şeyler görüyorsan şerlidir. İstihare anlamadığın zaman tekrar edilebilir. Bunlara tavsiyem bu istihareyi bir daha yaptırsınlar. Karışık bir şey, problemli görünüyor. Evet. Bir daha yaptırsınlar, kafası netleşsin. Milleti bu istihareyle yormasınlar. Oraya mahkum etmeye gerek yok. Hocam kaç kere rüyaya yatmak lazım? Bir hafta boyunca istihare yapılabilir. Peki hocam istişare yapacağımız kişiler kim olmalı? Yani var mı öyle bir? Onu herkes bilir zaten. İstişare evet. yapacağınız, sizin hayatta istişare yaptıklarınız vardır. Evet. Benim vardır. Evet. Onun da ailesinden, ilim erbabından, irfan erbabından güzel insanlar vardır. Gönlü temiz, hali takva, sözü doğru, böyle tertemiz insanlar bulmaya çalışırsak istişarede daha doğru olur. İstihareyi kendimizin yapması esastır. Öyle mi hocam? Tabii. Kendimiz, az önce söylediğim gibi o rüyacılık gibi istiharede de sektör vardır. Kızın resmini bana gönder, erkeğin resmini bana gönder, adını bana gönder. Ben onlara rüyaya yatayım, onlara ben evlenmesi hayırlı mı değil mi söyleyeyim. Evlenmesin, evlensin. Bir kişinin dudağından çıkan şeye göre karar veriyorsunuz. Bu adamın kimliğini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Adamın birine vermişler böyle. Babası kızımı talip var demiş. Hocam demiş. Hoca diye sevmiş adamı. Ona demiş bir istihare yapabilir misin? Bunlar hayırlı mı değil mi? Kızının resmini getir demiş. Kızının resmini vermiş. İstihareye yatmış hocası. Sonra da demiş ki kızım bana yazıldı demiş. Benimle evlenmiş. Ondan evlenmiş. İşte bunlara da yeme olmayın. Müslüman akıllı ol. Evet. Akıllı. Evet. Her zaman söylüyoruz. Bak aldandık, aldatıldık, kandırdılar. Bir sefer kanarsın, 50 defa kanmaz. Ama bugün yüzlerce FETÖ var. FETÖ yüzlerce tarikata, yüzlerce cemaate sızmış durumda. Başka şekilde aldatıyor. Sanal medyada aldatıyor. Diğer yerde aldatıyor, cemiyette aldatıyor. Ama bizim insanımız aldanmaya çok müsait. Aldatan suçlu da aldanan suçlu değil mi? Aldanan da suçlu. Aldanmayın kardeşim. Aklınızı ve imanınızı kimseye satmayın. Kimseye teslim etmeyin. Allah akıl vermiş. Evet hocam. Şimdi namaz sureleri hangi sıraya göre okunmalı? Sıralı okumak gerekir mi? Cevabını alacağız ama yine öğrencilerimizden bir soru var. Selamünaleyküm hocam. İsmim Ömer Şirin. Size şöyle bir sorum olacak. Bir ölünün gasyanede yıkama aşamasında tebessüm etmesinin sebebi nedir? Hükmü var mıdır bunun? Var mı böyle yakınından bu şekilde? Evet, bir arkadaştan duydum hocam. Öyle mi? İşte 16 yaşında bir genç kız vefat ediyor. Gassal olan kişi onu yıkarken tebessüm veriyormuş. Yani kas gücüne mi bağlı yoksa Allah'tan gelen bir mesaj mı bu? Evet, güzel bir soru. Evet hocam buyurun. Birincisi, üskürü mevtakum bil hayr. Ölülerinizi hayırla yad edin. Biz onu hemen hayra yorarız. Güle güle gitti. Nur yüzlüydü. Bu doğrudur. Birincisi budur. Ama az önce sen de söyledin. Kas gücüyle de alakalı mıydı? Ben bir arkadaş vardı bizim üniversite yıllarında. Gençler. Bir arkadaş vardı üniversite yıllarında. Ben onu sürekli o kadar güzel, mütebessim bir çehre,
gülümseyen bir arkadaş olarak tanıyordum. Bana bir doktor dedi ki, hocam dedi, onun normal duruşu odur dedi. O tebessüm falan etmiyor dedi. Yani yaratılışında şöyle ağzı böyleymiş. Biz onu sürekli bize gülüyor zannediyorduk. Böyle. Bu fazilet değildir. O tabiatı öyle. Belki adam içinden seni yiyeceğim diyor. Sen onu gülüyor zannediyorsun. Şimdi sadece simaya bakarak karar vermek de doğru olmaz. Adam abuk çevreni görürsün böyle ama kalbi yumuşacık da olabilir. Tersi olabilir. Her zaman aynı şey tutmaz. Sima ilmi de bazen aldatabilir. Yeşil gözlü, sarı saçlı kim varsa nazarı değer. Ya değmez, mavi gözlü. Değmeyebilir. Uzun boylu gördün mü efendim işte ondan şöyle hesap edeceksin. Kısa boylu gördün mü ondan şöyle söylemiyorum ki zihinde yer etmesin diye. Bunlar tutmaz. Her zaman tutmaz. İnsanların her bir pozisyonunun farklı sebepleri de olabilir. Biyolojik, psikolojik sebebi de olabilir. Adam hep böyle oturuyor. Ya belki böbreği ağrıyor. Orayı ısıtmak için böyle oturuyor. Ya bu adam böyle kibirli, gururlu. Belki de psikolojik bir yer veya biyolojik bir durumdur, fiziki bir durumdur. Dolayısıyla sadece güldü demek, sadece gülerek gitti demek de tek başına izah etmeye yetmez. Ama biz hayra yormaktan yanayız. Evet hocam, bir öğrencimizin daha sorusu var, onu alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam benim ismim Güneydoğu. Benim sorum bir... Güneydoğu mu? Evet hocam. Soyadın Doğu mu? Yok, Bildek. Güneydoğu ismin. İsmim Güneydoğu. Nerelisin? Doğulu olduğum için. Siirtlisin, tamam. Siirt. Bir insan vefat ettikten sonra tabii aradan uzun bir zaman geçecek. Onun mezarı başka bir yere defnedilebiliyor muyuz? Yani mezar taşına bilir mi diye soruyorsun. Mezar taşına biliyor mu? Böyle bir şey mi var? Yok. Peki, mezar, merak ettim. Peki. Mezarı az önce söyledim. Mezar taşımak doğru değil. Yol geçmiş, yıkılmış, sel basmış, şehir oradan taşınmış. Her şey allak bullak olmuş, kıyamet kopmuş. Ha, alırsın bu mezarı bir yere götür ama ben köyüme göçeceğim. Anam babam mezarını da köyüme taşıyayım. Ev taşır gibi nakliye aracı gelsin. Taşımacılık olmaz. Günah. Dokunmayacaksın. Hatta esas olan nedir biliyor musun? Bir insan Avustralya'da da ölse, Amerika'da da ölse, Moskova'da da ölse, Afrika'da da ölse, Almanya'da da ölse olduğu yere defnetmek daha doğrudur. Olduğu yere defnetmek daha. Eğer mezarı kaybolmayacaksa, küfür diyarında perişan olmayacaksa. Çünkü 100 bin ashab-ı kiramın 10 bin Hicaz bölgesinde vefat etmiş, orada kalmıştır. Geri kalan 90 bin ashab-ı kiram dünyanın dört bir tarafında yatar. Ebu Eybel Ensari Hazretleri İstanbul'da değil mi? Halid bin Zeyd. Nerede yatıyor? Eyüp Sultan'da. Peki burada öldü. Bu adam Medineli diye götürdüler mi? Niye götürmediler? O gün zordu ama doğrusu da budur. İyi ki götürmediler. Buranın tapusu oldu değil mi? Bizim büyük bir veli nimetimiz oldu. Onun için mezarı taşımayacaksın sevgili kardeşim. Evet hocam. Şimdi benim anonsumla beraber yine bir Mehmet Bey yazmış hocam. Duasının kabul olduğunu yazmış. Aklınızda kalan, unutamadığınız ve gerçekleşen dualarınızı bizimle paylaşın sevgili seyirciler. Mehmet Bey demiş ki, Umre'ye gittim. Kabe'yi görünce ne isterse kabul olur dediler. Kabe'yi görünce ya Rabbi hac vazifemi de yapmam için kurağımızı çıkart diye dua ettim. Mekke'deyken rüyamı gördüm. Hanıma söyledim. Rüyamda kontenjan çıkacak, hacca geleceğiz dedim ve gerçekleşti dedi hocam. Gerçekten hocam Kabe'yi görünce yapılan dualar kabul olur mu? Hep öyle denilir. Evet, doğrudur. Yani Kabe'yi ilk gördüğünde dualar makbuldür. Zaten Beytullah'ta dualar reddolunmaz. Arafat'ta dualar reddolunmaz. Şu anda orada olan kardeşlerimiz de bizim için dua etsinler. Cenab-ı Hak haçlarını, umrelerini kabul eylesin. Evet hocam, şimdi namaz... Kesinlikle bunlar doğru. Böyle hemen duaları çıkar. Evet hocam. Bir izleyicimiz demiş ki, anneannem dua okumayı bilmiyor. Sadece Sübhaneke suresini biliyor. Onu okuyarak namaz kılıyor. Ama kendisi Türkçe dua ediyor. Namazı kabul olur mu demiş hocam?
Ondan önce şu namaz surelerini sırayla okumak var. Onunla beraber cevaplandıralım. Olur hocam, buyurun. Anneannenin yaşı hakikaten böyle pir fani ise 80-90 ise artık onunla uğraşma. Olmuyor namazın deme. Duaları kabul eden Allah'tır. Cenab-ı Hak için dilin önemi yoktur. Ama Kur'an okuyun diyor bize namazda. Onu okumak zorundayız. Okuma imkanı varsa okuruz. Okuma imkanı olmamış, kalmamış insana zorlamayız. İki. Şimdi adam biri Allahu Ekber demiş. Başlamış. Namaza durmuş. Evet hocam, buyurun. Şöyle namaza durmuş. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Okuyor. Ne okuyor? Ettehiyyatü okuyor. Evet hocam. Arkadaşı demiş ki oturunca ne okuyacaksın görüyor. Şimdi ettehiyyatü ayakta okunur mu? Okunmaz. Okunmaz. Evet. Zaten sure değil ki. Dua. Duadır o. O sadece ettehiyyatı oturunca okunur. Peki ayakta ne okuyacak? Ayakta önce Fatiha'yı okuyacak. Sübhaneke'yi okuyacak. Fatiha'yı okuyacak. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an'daki sıraya göre Kur'an'daki sıra namaz sureleri dediğimiz hepsi Kur'an namazda okunur ancak kısa olduğu için biz onlara namaz suresi diyoruz. Fil suresi, Elem Tera'dan aşağısı Fil suresi. Fil suresi Elem Tera li ilafi erayetellezi inna atayna kulyayül kafirun izacae tebbet ihlas kulhuvallavahat felak nas. Böyle okunur sıraya göre. Böyle okuması lazım. Şu mekruhtur. Birinci rekatta kul euzu bir rabbin nas melikin nas okuduk. İkinci rekatta ihlası okuduk. Yukarı doğru gittik. Bu mekruh olur. Kur'an sırasına doğru gideceğiz. Bazı alimler de şöyle diyorlar. Birinci rekatta kastın okumak değil de ağzına geldi hemen kul euzu bir rabbin nas mesela örnek veriyorum bunu. Kul euzu bir rabbin nas devam et bozma oku onu Nas suresini. İkinci rekatta da mecbursun yukarıdan okumaya ihlası okumaya tekrar bunları değiştirmeye de gerek kastın yok çünkü bir kasıtlı yapmadığın için mekruh olmaz diyorlar. Evet hocam. Şimdi yine reklama girmeden önce hocam Konya'dan bir misafirimiz vardı. Eşi onu sürekli aşağılıyordu. Yani dolayısıyla evet. Psikolojik bir şiddet vardı orada. Boşanmak istiyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum diye sormuştu hocam. Onun da cevabını sizden alalım. Şimdi tahsilleri aynı. Akraba, bölgeleri aynı. Yetişme tarzı aynı. Ama adam hanımının temizliğini beğenmiyor. Hanımının tahsilini beğenmiyor. Hanımının giyimini beğenmiyor. Çocuk bakımını beğenmiyor. Hiçbir şeyini beğenmiyor. Burada işi yokuşa sürmek için adamın uğraştığını görüyoruz. Evet hocam. Annemin yine seyrediyordur bizi büyük ihtimalle. Kulağı çınlasın. Annem bize bir masal anlatırdı gece uyutmak için. Adam biri karısı ölmüş. Sonra ikinciye evlenmiş. Çocukları varmış adamın. Bir üvey anne gelmiş eve. Üvey anne de çocuğu gibi bakıyor. Yuvası devam etsin diye çocuklara, üvey çocuklarına iyi davranmaya çalışıyor. Fakat kızların yanında bir de erkek çocuk var. Erkek çocuk anneyi kabullenememiş. Kızlara masal anlatıyor. Anne uyutuyor. Erkek çocuk bir türlü uyumuyor. Oğlum sen niye uyumuyorsun? Hadi evladım sen de uyu. Benim bu vakitte annem, öz annem bana yemek getirirdi. Getiriyor yemeği, yediriyor. Hadi oğlum uyu. Yok. Benim annem bu saatte bana süt getirirdi. Süt de getiriyor. Uyu oğlum. Benim annem bu saatte bana şeker getirirdi. Onu da getirir. Uyu oğlum. Benim annem bana çeşmeden su getirirdi. Su getiriyor. Yok, benim annem çeşmeden elekle su getirirdi. Elekle su gelir mi? Kadın şimdi adam çağırıyor. Kadın neredesin? Kızlar uyudu, zırtlan uyumuyor diye. Kızlar uyuyor, zırtlan. Zırtlan diyor ya kızarak evet. Zırtlan uyuyor. Şimdi işi bu adam aynı bu zırtlan gibi. İşi yokuşa sürüyor.
hiçbir şeyi beğenmiyor. Bu adamın, bu kadından gönlü geçmiş. Bu adamın kafasında başka bir hayal var. Ne var? Bu bir kadın olabilir. Bu bir bekarlık olabilir. Bu bir özgürlük olabilir. Başka yere kaçmak olabilir. Bu adamın iki şeye ihtiyacı var. İki şeyden birine ihtiyacı var daha doğrusu. Bir, aileden, kendi ailesinden, adamın kendi ailesinden bir tanesi bu adamın kulağını çekecek. Hey! Otur oturduğun yerde. Edepsiz. Bu kadın gül gibi kadın. Sen 4 yıl peşinden gezdin. Severek evlendin. Ya. Tahsilin aynı. Akraban aynı. Çocukların var. Bilmem ne. Ne istiyorsun sen? Evet. Ne istiyorsun? Nefsinin kulu kölesi olmuşsun. Şehvetinin kölesi olmuşsun. Gözün başka yerlerde. Evine sahip ol. Biri böyle ihtar edecek. Bak adam o zaman deyip oturup kalır. Evet hocam. Biri böyle. Diğeri de iki şeyden biri dediğim, bu adam, kadın diyecek ki haddini bil. Ben sana her şeyi yapıyorum. Ha, sen benimle evli kalmak istemiyorsun. Bunu açıkça söyle. Ya da beğenmediğin şeyleri açıkça söyle. Ama böyle naz yaparak, küserek olmaz. Bu erkekliğe yakışmaz ki. Evet hocam. Hani kadının gene naz yapması kadına yakışabilir. Ama erkek böyle şey bekliyor. Hanımından iltifat bekliyor. Eve geldin bana iltifat ettin. Bana seviyorum demedin. Bana bilmedin. Nasıl bir erkeksin sen ya? Böyleleri de çıt kırıldım tipler vardır. Evet evet hocam. Ona da kadın haddini bildirecek. Oluyor. Gidiyorsa gidiyor. Gitmiyorsa boşanacaksın. Yapacak o da bir şey yok. Evet, evet hocam. Evet, Ankara'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Ankara, bizi duyuyor musunuz? Düştü mü arkadaşlar? O zaman biz halkın sorularından alalım sevgili seyirciler. Ankara'daki izleyicimiz sizi bekliyoruz efendim. Bir halka sorusunu alalım, sonra sizinle devam edelim. Mustafa hocam, sizi seviyorum, dinliyorum ama umreye gitmek istiyorum. Eşim de ben hazır değilim diyor. Yanımda da kimse gitmiyor. Tek gidebilir miyim? Evet hocam, hanımlar hacca evet. Umreye yalnız gidebilirler mi hocam? Umre'ye gitmekle buradan Erzurum'a gitmek arasında ne fark var? Hiçbir fark. Hiçbir fark yok. Evet. Buradan Erzurum'a bir hanım tek başına gidiyorsa Umre'ye de gider demektir. Niye gidemez? Hanım niye gidemez? Başına bir şey gelir diye, değil mi? Evet, evet hocam. Bu başına bir şey gelme tehlikesi varsa evden dışarı da çıkamaz. Erkek de hanım da. Ama güvenlik varsa, telefonu var, takip ediliyor vesaire vesaire, her şey kontrolde, pasaportu var, oteli belli, numarası belli, hizmetçileri belli vesaire vesaire, şirket görevleri belli, gidebilir. Kaldı ki bin sene önce çöl fırtınası, açlık, susuzluk, eşkıya, hayvanlar vesaire, ki o yolculukta bile kadına 2 günlük mesafe, 3 günlüğe kadar müsaade edilmiş. O dönemde bile kadınların kendi aralarında hacca gitmelerine müsaade edilmiş. Sen bugün kalkıyorsun, kadın bir ibadet yapacak. Erzurum'a giderken bir şey demiyorsun, hacca giderken gidemezsin diyorsun. Bunun dinle de, akılla da, dinle de hiçbir izahı mümkün değil. Gider, gider. Yeter ki güvenlik olsun. Buradaki illet güvenliktir. Evet hocam. Sevgili seyirciler, ferace, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve kalemli Kur'an-ı Kerim için 3 tane birbirinden güzel hediyemiz için ben ikinci şifreyi de vereceğim. Ama hemen WhatsApp hattımıza gelen sorulardan alalım. Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar. Oğlum üniversite sınavına girecek. Okuyabileceğimiz herhangi bir dua var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi az önce siz şeyi de sordunuz. Öfkelenince şeytandan mı? Şeytandan mı? Önce o şeytandan Allah'a sığınma, öfkelenince okunacak duayı okuyalım. Sonra da inşallah başarı için okunacak dualarımızı verelim ve onları okuyalım. Evet hocam. Buyurun. Amin. Allahümme ağfir li zembi ve eshib gayza kalbi
ve ecinni min mudillatil fiten ve ma ahyeytena. Allah'ım, günahımızı bağışla. Kalbimizdeki öfkeyi dindir ve bizi yaşattığın sürece her türlü saptırıcı fitnelerden bizi koru ya Rabbi. Amin. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Amin hocam. Başarılı olmak için de çeşitli dualar var. Onlardan bir tanesi de Peygamber Efendimizin şu sıkıntılara karşı, başarılara karşı okuduğu duadır. Ya müferricel kurab ve kâşfel gam fercil kürabe anna. Ey sıkıntıları ve gamı gideren Rabbim, bizim üzerimizdeki sıkıntıları gider. Ya müfettial ebbab iftah lena hayral bab. Ey kapıları açan Rabbim, bizim için de hayırlı kapıları aç. Tamam. İnşirah suresinde okuyalım, gönlümüze ve kalbimize ferahlık gelsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra fe izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike fergab. Evet, Allah-u Teala bizim kalbimizi açsın. Amin. Sınava girecek tüm kardeşlerimize başarılar, her türlü kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Kalplerine, dimağlarına, zihinlerine açıklık versin. Haklarında hangisi hayırlıysa Rabbim dünya ve ahiret için hayırlı olanı nasip eylesin. Amin. Emeklerinin karşılığını en güzel şekillerde versin. Amin. Kolaylaştırmak için şu duayı okuyalım. Sorular zor gelirse de Cenab-ı Hak inşallah kolayını göstersin kendisine. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazene izâ şi'te sehla. Allah'ım, senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman zor olanı kolay kılarsın. Kardeşlerimizin sınavını da kolay eyle ya Rabbi. Amin. Anne babalarının ve bizim yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Ben de bütün kardeşlerimle Cenab-ı Hak'tan yardım talep ediyorum. Sınavlarının başarıyla geçmesini diliyorum. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet, Ankara'dan bir izleyicim var. Kendisiyle görüşeceğiz ama ben şifreyi vermek istiyorum. İkinci şifremiz Ferace, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve kalemli Kur'an-ı Kerim için. İkinci şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Kayyim sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili seyirciler, son şifre kaldı. Programın sonuna doğru son şifreyi de vereceğim. Şifreleri yazıp ve telefon hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu güzel 3 tane hediyemizi takdim edeceğiz. Yine Ankara'yı biraz bekleteceğim. Bir izleyicimiz ısrarla yazmış hocam. Hayırlı sabahlar hocam. Muhabbet kapısını annem ile beraber çok severek takip ediyoruz. Önceki programlarınızdan birinde bir izleyici size oğlunun yer altında kanalizasyonda çalışırken vefat ettiğini söylemişti. Siz de yer altında ölen ya da depremde enkaz altında kalıp vefat edenlerin şehit olduğunu söylemiştiniz. Canlı yayınıza defalarca bağlanmaya çalıştık ama çok yoğun olduğundan sanırım şebekeyi düşüremedik. Evet, çok yoğun telefonlarımız. Bu soruya binaen ben de size bir soru sormak istiyorum. Abim çok kısa bir süre önce arkadaşları ile define aramaya gitmiş ve kazdıkları çukurda zehirlenerek vefat etti. Hepimiz onu rüyamızda çok güzel görüyoruz. Kimimiz Kabe'de, kimimiz cuma namazına giderken ve daha birçok güzel rüya ile gördük. Annem sizin bu konudaki yorumunuzu sizden birebir duymayı çok istiyor. Sizce abim şehit mi olmuştur? Mesajımı okuyup sorumu cevaplarsanız çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun demiş hocam ve sonra da ilave etmiş. Hocam, vefat etmiş biri adına umre yapılır mı demiş hocam. Bir anne tabii evladı için bu soruyu soruyor, merak ediyor. Bir insanın rızık araması tabii hakkıdır ve kutsaldır. Ancak helal yoldan alın teri dökerek kazanılan rızık kutsaldır. Define avcısı
Bu define avcılığında normal izinli kendine özgü alanlarda kurallarına uygun bir şekilde bu işi yapan insan da rızkını kazanmak istiyor ve onun başına bir göçük hadisesi geliyorsa, evet hocam, bu da rızık yolunda kutsal bir vazife içerisinde göçük altında kaldığı için hükmen şehitler arasına dahil edilebilir. Ancak adamın çalışma derdi yok. Alın teri diye helal rızık diye bir derdi yok. Kapkaççı gibi nerede bir define var orayı kazayım, şu caminin altını kazayım, bu medresenin altını kazayım, kaçak göçek işler yapıyor, insanları kandırıyor, peşine takıyor vesaire, gidiyor kendisi de orada gazdan zehirleniyorsa, şimdi arada fark var. Bu adama şehit denir mi? Bu adam zaten her şeyi gayrimeşru. Ama tutmuş bir tane masum bir çocuğu, delikanlıyı peşine takmış, bu çocuk tertemiz, pırıl pırıl. Buna uymuş da gitmiş de orada göçüğün altında kalmış. İnsanlar ölürler, haşrolunurken niyetleriyle haşrolunurlar. Dirilirken niyeti neyse ona göre dirilir. Bu insanın niyeti çalmak, çırpmak, kaçırmaksa şehit olmaz. Diğerinin niyeti bir helal rızık getirmek ise şehit olur. Burada az önce de söyledik, ölülerinizi hayırla yad ediniz. Bu delikanlıyı annesi, akrabaları hep güzel görüyorlarsa inşallah hükmen şehit hükmünde olabilir. İnşallah. Hali de güzeldir. Allah rahmet eylesin. Acılarını paylaşıyoruz. Dua ediyoruz. Evet. Ankara'daki izleyicimizi biraz beklettik. Hakkınızı helal edin. Buyurun efendim. Alo. İyi günler. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Kusura bakmayın, biraz beklettik sizi. Buyurun. Evet, kusura bakmayın. Ben telefonu deminden kapattım. Korktum. Hani okul yazarlığımız yok. Kesin oradan olmadığını bilemedim. Buyurun. Numarayı da bilemedim. Dinliyoruz. Şimdi kapanmadan hocam, konuşalım. Hadi iyi günler. Buyur. İyi günler hocam. Buyur. Ben eşimden ayrı duruyorum. 6 senedir hiçbir şekilde aynı evde durdum ama hiçbir şekilde eşimden karıcı olmadık. Hiçbir şekilde. Boşandınız mı? Sürekli ayrı odalarda kaldık. Boşandınız mı? Mahkeme falan oldu mu? O beni bekliyor, ben onu bekliyorum. Bekleşiyorsunuz. Şimdi şu an bir senedir de evde yok. Ben eve almadım bunu. Bize çok işkence yaptığı için çok eziyet yaptı. En sonunda nokta annesi gibi bizi bayramda götürdü. Bayramda annesi bizi dövdü, kendisi dövdü. Kapıyı attılar, ben de bunu eve gelince attım bu arada. Evden attım. Bunun günahı bana mıdır, ona mıdır, ben bunu çok düşündüm hocam. Bunun cevabını Allah isteyen bir. Bir de kurbanı keseceğim dediğim zaman o kurbanı kesmek zorunda kalıyor mu? Kiracıyım, imkanlarımız el vermiyor. Peki. Bunları öğrenmek istedim. Peki. Bu adam pişman oldu, özür diledi mi gelip senden? Yok hocam, hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Şiddet uygulamış. Bu yıllardır zaten eziyet ediyordu hocam. Kumar oynuyordu, eve girmiyordu, aç kaldı, susuz kaldı. Kardeşlerim eşyalarından Ankara'ya getirdiler bizi. Çok işkence yaptı hocam. Çok uzatmak istemiyorum yani. Yetişmiş çocuğun var mı? Aklım vermeyeceği şekilde işkenceler gördüm. Yetişmiş çocuğun var mı? Ne gelmedi. Buyur. Yetişmiş çocuğun var mı? Var hocam. Kaç yaşında? İki oğlum da var. İmkansızlıktan onları da veremedim. Nişanladım, geri döndüm. Hiçbir şekilde destek olmadı. Olmuyor da. Bu delikanlılar, sana sahip çıksın. Oğulların. Onu da mahkemeye verin. Bir an önce boşanın. Böyle olmaz. 6 senedir ayrıyım. Gidiyorum. Şiddet yiyorum efendim. Hala boşanmadık. Ben ondan bekliyorum. O benden bekliyor. Neyi bekliyorsunuz? Kendinizi hayatı zehir etmişsiniz. Çok avukatlara tanıştım. Dediler işte mahkeme masrafı olursa, o şahit tutarsa, sonra mahkeme masrafı bunun üzerine kalır dediler. Benim de o imkanım olmadı. Ya sen dayak yemişsin. Daha bunun masrafı mı olur? Onun karşılığını, cezasını görecek o. Tazminat da istersin, alırsın. Avukat bir tanesine böyle dedi, öbürüne de sor. Yani hemen pes etme. İki tane avukata sordum. He. O zamanlar işte bunlar 2,5 sene önce bayram tatiliydi. Ben hiçbir yere gidemedim. Jandarmaya gitmek de aklıma gelmedi. Tersim döndü zaten. Mübarek günde beni sofrada eziyet ettikleri için bizi böyle, ne bileyim, oğlumu dövdü.
aralarında kaldım. Kapıyı attılar, defoldu bari. Annesiyle beraber kapıyı çarpıp içeri girdim. Neyse, senin işin artık avukatla ya da bir Ankara'nın merkezindeysen, orada kadın aile merkezleri var, Aile Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve Aile Bakanlığı müdürlükleri var. Oraya git, olur mu? Onlar. Hocam işte bilemiyorum. Bilemiyorsun lan. Tamam, bak ben sana adres veriyorum anacığım. Şimdi hocamı buradan yapacak bir şey yok. Yolu o, bu. Yani sen şimdi. Tamam mı? Avukata ya da devlete söyleyeceğim. Bana söylüyorsun. Delikanlı oğullarınız tamam. Var. Onlar da size yardımcı olabilir. Onlarla birlikte. Yok hocam, onlar arada kaldılar. Onlar bir şey yapamadılar. Yapmıyorlar. Tamam da. O zaman Aile Bakanlığı müdürlükleri var illerde, il müdürlüklerine. Onlara git anacığım. Derdini orada anlat. Peki. İnşallah yardım bulursun. Peki. Ankara'ya selamlar efendim. Gönlünüzce olsun inşallah diyelim hocam. Şimdi bir izleyici. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı günler diliyorum. İlhan Bozkır yazmış. Canlı yayına katılmak istiyor ama tabii telefonlar yoğun olduğu için düşünmek elbette zor. Haklısınız. Ağrı'dan yazıyorum demiş. Güzel bir şehrimiz Ağrı'ya selamlar. Annem geçen yıl öldü. Bir yıl sonra mevlüt okutacağız. Yemekli mevlüt, bunun annemiz için bir hayrı olur mu demiş. Cevap verirseniz sevinirim hocam demiş. Yani yıl dönümlerinde, 41. gecesinde, 52. gecesinde mevlüt okunması, yemek verilmesi hocam, öyleye bir faydası mevlüt, var mı? Mevlüt duadır, dua ediliyor, faydası var. Yemek ikramdır, ikramın da faydası var. Daha faydası, yani fakire fukaraya dağıtırsa daha güzel olur. Sadece zenginler çağrılırsa doğru olmaz ama herkes yesin içsin, ben hayır yapıyorum anamın adına dedi, bu boşa gitmez. Mutlaka amel defterine yazılır. Muhakkak yazılır evet. Deniz. Almanya'da yaşıyorum. Kurban Bayramı maddi durumu iyi olmayan akrabama göndersem, kurban paramı, ben yanlış okudum. Almanya'da yaşıyorum. Kurban paramı maddi durumu iyi olmayan akrabama göndersem, onlar kesip yerse kabul olur mu demiş hocam. Birincisi, fakirim kurban kesmek zorunda mıyım diye bir soru vardı. Zorunda evet, değil. Fakirler kurban kesmek zorunda değil. İkincisi, kurban paramı bir aileye göndereyim, onlar kessin. Onlar kesmeyebilir. Parayı gönderdin. Ya kesmezler? Kesmezlerse senin kurbanın duruyor. Sen de kurban kesmek zenginsin, kesmek zorundasın. Dolayısıyla yapacağı şudur. Bir kurbanını kendisi kessin. Diğerinde parasını göndersin. Kurban keserseniz kesin yiyin de, ama o fakirin kurban kesme imkanı yoktur. Paraya çok acil ihtiyacı vardır. Ona harcarsa en azından sen kendi kurbanını kesmiş olursun. Böyle daha doğru olur. Yoksa benim kurbanımı siz alın parasını, ister yiyin ister kurban kesin, bu şekilde gönderemez. Evet. Bir kimseye hac farz olduktan sonra bunu geciktirmesi, sonraki senelere bırakması günah olur mu demiş hocam. Hac fevri midir, ömrü midir? Kitaplarda bu tartışılmıştır. Hanefi mezhebi fevri değil, ömrüdür demiş. Şafiler genellikle fevridir. Yani hac farz olduğu zaman hemen o sene hac yapmazsa, ölürse günahkar olur demişler. Ömürde bir defa olduğu için bile bile kasıtlı geciktirmesi doğru olmaz. İki sebepten: bir, ihtiyarlayınca hac zaten zor oluyor. İki, ölürse hacca gitmeden günahkar olur. Bundan dolayı bir an önce yapsın. Evet hocam. Selamünaleyküm hocam. Ben sevdiğim kızla nişanlandım. Çok mutluyum ama annem nişanlımı sevmiyor. Ayrılmam için dua ediyor. Ne yapmam gerekiyor? Annemi de çok seviyorum ama bana saygı duymuyor demiş hocam. Anasıyla nişanlısı arasında kaldı daha şimdiden, kıskacın altında. Bu çocuk nasıl mutlu olacak? Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? İşi zor. İşi zor. Ya anasını razı edecek ya kızı razı edecek. Birisini razı edecek, ayrılacak veya evlenecek. Annesini razı etsin, öyle evlensin. Evet. Yine WhatsApp hattımıza gelen video sorularımızdan alalım. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Eşim evin tapusunu aldığım zaman kurban keser mevlüt okuturum diye vasiyeti vardı. Eşim şu an vefat etti. Ben kesmeli miyim? İkinci soru da 97'de ben kürtaj yaptırdım. Bir de arfa gün bilinçli olmadığım için bunun nasıl günahını affolur onu öğrenmek istiyorum.
Üçüncüsü de hocam, oğlumu evlendirdim, evlendi evleneli hiç anlaşmıyorlar. Bunun bir sebebi var mıdır ya da ne yapabilirim ben? Evet. Evin tapusunu alırsam kurban kesip mevlid okuyacağım diyen kişi ölmüş. Onun bıraktığı para varsa parasından adakı yerine getirmek vacip olur. Parasını. Para bırakmadıysa bunu yapmak gerekmez. Gerekmez. Ama yapılırsa da yapılırsa sevabı gider. İki, sevap ona ulaşır. Kürtajdan dolayı günahkar olur insan. Çünkü cana kıymak kişinin annesi de olsa hakkı değildir. Bu kürtajın tek bir müsaadesi olabilir. O da annenin hayati tehlikesi varsa. Heyet raporuyla bu tescillenmiş. Çocuk alınmazsa sen öleceksin denmişse yapılabilir, alınabilir. Yoksa sakat olacak, şöyle olacak, böyle olacak, gel bunu alalım demek doğru olmaz. Ya aldırırsa günahkar olur. Aldırmış. Evet, bilinçli değildim diyor. O pişman olduğu çok belli. 97'den bu yana aldırmış. Bunun kefareti vardır diye hukuken alimler şöyle, İslam hukukçuları şöyle diyor. Bu çocuk doğsaydı zengin olacaktı, mirası pay edilecekti gibi düşünüyorlar. Anne baba sorumlu olduğu için sorumlu olan kişi varsa malından 235 gram altını öyle hesap edilmiş. Evet hocam. Bunun nisabı. Kardeşleri varsa kardeşleri arasında pay edilir diyor. Kardeşleri yoksa bir şey gerekmez. Yani bu bir mirasçı gibi düşünülür. Yaşamış bir insan gibi düşünülür. Ve kardeşlerine hisse vermek gerekir. O da 235 gramı kardeşlerine kefaret olarak verecektir. Evet, bunun dışında tövbedir. Tabii tövbe edecek. Evet. Oğlu evlenmiş, eşiyle mutlu olamıyor. Eşiyle evlenip mutlu olamayan milyarlarca insan var, milyonlarca insan. Bunun bin bir türlü sebebi var. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi, yani bizde küfüv denir. Evlilikte küfüv, eşit. Seviye aynı olması lazım. Seviyeleri farklı olabilir. Birinin gönlünde başka bir şey olabilir. Birinin ahlakı başka türlü olabilir. Burada anlaşmazlığı hemen böyle muskaya, sihire, büyüye yıkmak doğru değil. Bu sorunun arkasındaki şey o. Evet hocam. Anlaşamıyorlar. Bunların arkasında bir muska mı var acaba? Evet evet. Büyü mü yapıldı? Büyü mü yapıldı? Evet. O konuyla ilgili söyleyeceklerimiz var zaten. Vaktimiz varsa hemen şöyle söyleyeyim. Hocam arkadaşlar mikrofonumuzu halka uzattılar. Muska'ya inanır mısınız? Evet, bunu soruyorlar. Evet, Muska'ya tamam. İnanır mısınız? Muska taşır mısınız diye sordular. Bakalım ne cevap aldılar. Önce onu izleyelim, sonra sizden cevabını alalım. Muska'ya inanır mısınız? Hayır. Peki hiç böyle muska ya da dua taşıdınız mı üzerinizde? Hayır, taşımadım ama okudum. Şifa ayetlerini okudum. Ben inanmıyorum ama inanan arkadaşlarım var. Kilise avlusuna falan muska bırakanlar falan oluyor. Var yani. Niye bırakıyorsun falan dedim. Bana dedi büyü yapıldı dedi. O büyüyü bozmak için dedi. Yani böyle olaylar duydum. İnanmam muska'ya. Peki hiç muska taşıdınız mı üstünüzde? Hayır, taşımadım. Muska taşımadım. Muska'ya inanır mısınız? Hayır. Ben inanırım yani muska. Ne bileyim, baş ağrısı olsun. Allah kötülere fırsat vermesin. İnanırım yani muska'ya. Üzerinizde taşıdınız mı? Üzerimde taşımadım da yalnız çocuklara, kızıma mesela düşük yapıyordu. Kızıma düşük yapmasın diye yaptırdım muska yani. İnanmıyorum. Üzerinizde hiç taşıdınız mı? Asla. Hayır, ben inanmıyorum. Peki üzerinizde hiç muska taşıdınız mı? Taşımadım. Muska'ya pek inanmıyorum. Çünkü Allah-u Teala'nın yasakladığı bir şey. O yüzden pek inanmıyorum yani. En güzel ayet okumak, onları def etmek yani. Gelen herhangi bir kötülük varsa bir yerden onları def etmek daha doğrudur. Merhabalar, muskaya inanır mısınız? Hayır. Allah'ın ayetlerine sınırım her zaman için. Peki dua olarak taşıdınız mı hiç muska üstünüzde? Yok, taşımadım. Hayır, inanmıyorum. Çünkü dinimizde böyle bir şey yoktur.
Peki üzerinizde taşıdınız mı hiç? Hayır, hiç taşımadım ama inançla da bağlı bir şey olduğu için bana birisi muska da yapsa olmayacağını düşünüyorum. İnanmıyorum aslında. Çünkü yani bunun elle tutulur bir kanıtı olduğunu düşünmediğim için haliyle. Ama şuna inanıyorum. Mesela doğaüstü güçleri olduğuna inanıyorum ama muskanın bu kategoriye çok girdiğine emin değilim. Çünkü bununla ilgili bir deneyimim olmadı haliyle. İnanmıyorum. Üzerinizde hiç taşıdınız mı? Taşımadım. İnanmıyorum. Muska, yani akıllı bir insan öyle muska tuzağına falan düşmez. Cenab-ı Allah'ın verdiği ayetler bellidir hepsi Kur'an'da. Onlar hepsi batı inançlarıdır. Yani muskaya ben inanıyorum ya. Çünkü duanın gücüne inanan ve duanın kabul olabileceğini bilen, doğru zamanda ve doğru yerde, doğru duygularla yapılan duanın kabul olabileceğini bilen insanlar da yani bu şekilde mesela muskaya inandığı zaman ve yani inandığı şeyin getirisi olarak bir yazıt olarak mesela bunu taşıdığı zaman ya da astığı zaman bir yerine muska işte dediğimiz şey bence şey olabilir yani faydalı olabilir. Ben üzerimde şimdiye kadar hiç muska taşımadım. Niçin takmıştınız? İşte kötülüklerden korunmak için. Evet inanırım. Taşıdım. İçerisinde dua olduğunu bildiğimiz için hani koruduğuna inanırız. Duanın bizi koruduğuna inanırız. Evet inanırım. İçinde yazan dualara inanıyorum. Yani inanarak takılınca bir etkisi olduğuna inanıyorum. Ondan dolayı taşırım yani. Peki üzerinizde taşıdınız mı? Ben taşımadım ama yakınlarımın taşıdığını biliyorum. Yakın çevrem taşıdı yani. Ben taşımadım ama. Muskaya inanmam. Üzerinizde hiç taşıdınız mı? Evet, daha önce taşıdım. Niçin takmıştınız? Herhangi bir rahatsızlık için. Aslında faydasını da gördüm ama sonra da onun doğru olmadığına inandım. Ondan sonra tekrardan kullanmadım yani işin açıkçası. Allah'a inanırım. Allah'tan başka bir şeye inanmam. Ben inanmıyorum muskaya. Taşıdım zamanında. Fakat inanmıyorum. Neden takmıştınız? O zaman hastalık için takmıştım. Fakat inanmıyorum. Merhabalar, muskaya inanır mısınız? Evet. Peki üzerinizde hiç taşıdınız mı? Yok, hayır. Taşıyan arkadaşlar var, oradan biliyorum. Muska yapmayan insan ona inanmaz. Ya öyle bir şey yok zaten bence yani. Çünkü çok saçma bir şey. Hani bazı şeyleri ona yoruyorlar ama çok yanlış bence. İnsanlar daha doğrusu inanmak istedikleri şeylere inanıyorlar. Evet hocam, muskaya inanalım mı hocam? Ya bu izleyicilerin verdiği cevaplar beni son derece mutlu etti ve şaşırttı. Ben bu kadar net bir tavır, inanmam şeklinde bir tavır beklemiyordum açıkçası ama çok bilinçlenmiş insanımız. Bu sevindirici bir şey. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nesai'nin süneninde geçen bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki kim sihir maksadıyla bir düğüm vurur sonra da ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa o astığı şeye havale edilir. Bu kim bir arrafa, kahine gelir bir şey sorar ve söylediklerine de inanıp onu tasdik ederse 40 gün namazı kabul edilmez. Müslüm'ün Selam sahihinde bahsinde geçiyor. 7 büyük günahlardan biri el mubikat ve mühlikattan biri de sihir vardır. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında kaçmak ve namuslu kadınlara iftira etmek. Bunlar da helak edici. Sihir helak edici günahlardandır. Toplum bunlara inanmamalıdır. Bunu yapanlara prim vermemelidir. Ama bilinçlenme beni çok sevindirdi. Bu röportajı yapan kardeşlerimize de, halkımıza da teşekkür ediyorum. Evet, üçüncü şifreyi vermek istiyorum. Üçüncü şifremiz ve son şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Seyfullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sevgili seyirciler, şu andan itibaren hattımızı düşünen ilk üç izleyiciye ferace, kalemli Kur'an-ı Kerim ve kadifeli kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemizi takdim edeceğiz. Kısa bir araya gireceğiz. Dönüşte hocama şunları sormak istiyorum. Duanın kabul olduğu vakitler var mıdır? Kılmadığımız namazların kazasını nasıl hesaplarız? Nasıl kılmalıyız? Kısa bir ara.
Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ama bugünkü programın da sonuna geldik. İki tane soru sormuştum reklama girmeden önce. Duanın kabul olduğu vakitler var mıdır? Kılmadığımız namazların kazasını nasıl hesaplarız diye, ama vaktimiz olmadığı için inşallah önümüzdeki hafta Perşembe günü hocamdan cevaplarını alacağız. Haftaya Perşembe hepinizi ekran başında bekliyoruz ve sözü hocama bırakıyorum. Bayrama kaç gün kaldı? Ayın 16'sında bayram hocam. Bugün ayın 6'sı, 10 gün kaldı evet. Dolayısıyla. Evet. Dolayısıyla tam dua zamanına girdik. Ve leyali aşrin 10 gün, Zilhicce'nin 10 günü birinden onuna kadar duaların kabul olduğu. Allah bugünlere yemin ediyor. Çok kutsal günlere girdik. 2. Arefe günü yapılan dualar makbuldür. Bayramda yapılan dualar makbuldür. Cuma gecesi yapılan dualar makbuldür. Ezan okunurken yapılan dualar makbuldür. Cuma esnasında, namaz esnasında yapılan dualar makbuldür. Bu vakitlere ve mekanlara dikkat etmek bu lazım. Bu 10 günü çok iyi değerlendirelim. 10 günü değerlendirelim. Dualarla, ibadetlerle inşallah kaza namazı en başta kazaya kalan diye niyet edip bütün vakitleri sırasıyla mekruh veya haram olmayan vakitlerde kaza ederiz. Şu duayla bitireyim. Hastalarımıza dua olsun inşallah. Evet. Rabben nas esibil be's işfina 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 ente şafi ente şafi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru sakama. Ey insanların Rabbi, bizdeki gamı kederi gider Allah'ım. Amin. Bize şifa ihsan eyle, hastalara şifa ihsan eyle. Şafi sensin, sen şafisin Allah'ım. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan, gamdan üzerimizde eser kalmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.